Olmuş size 7. hafta. Zaman çabuk geçiyor. Girişimcilik adına bu hafta nelerden bahsedeceğiz? Yönetim, yönetimsel kavramlar. Biraz bunlardan bahsedeyim. Tabii proje yönetimi vesaire ders alanlar bu kavramlara aşinadır. Temelde size sorayım. Yönetmek kelimesi ne anlama gelir? Yönetmek kelimesi. Olmadı. Biraz daha yavaş yavaş açılıyorsunuz. Evet. Sebep sonuç. Bir amaç var. Amacı gerçekleştirmek için bir veya birden fazla lider lazım. Bu lider belli bir program çerçevesinde bir grubu yönlendirecek. Aynı zamanda amaca ulaşmak için kaynakları yerinde ve uygun kullanacak. Bunlar bildiğiniz şeyler aslında. Biraz daha kafanızda bir örneği referans alıp tanım yapmaya çalışsanız daha rahat olurdu. Bence. Şimdi yönetmek için bize bir grup lazım. Bir amaç lazım, bir iş lazım, kaynak lazım, zaman lazım. Bunlar bizim referans kelimelerimiz. Yönetim kavramı bu noktada başkaları vasıtasıyla iş görmenin ve önceden belirlenen hedeflere ulaşmanın söz konusu olduğu her durum için kullanılabilir. Bunda hemfikir miyiz? Ticari amaçla bir şeyi yönetmek var. İdari amaçla var veya başka amaçlar da olabilir. Amaçlara ulaşmak için başta insan kaynakları olmak üzere ki bir kısmı bunun parasal kaynaklar, demirbaşlar, alet teçhizat, ham madde ve yardımcı malzemeler, zaman faktörünü uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek karar alma ve uygulama süreçlerinin toplamı şeklinde ortaya çıkar yönetim. Ben daha az önce bu kavramların her birine vurgu yapmıştım. Bu faaliyetler neler? Kontrol için, planlama, örgütleme, takım oluşturma, yürütme, koordinasyon ve kontrol. Ne yaptınız? Kafanızda bir plan program yaptınız kaynaklar ve personel noktasında. Sonra bir ekip oluşturdunuz. Bu ekibe yapmaları gereken işleri tasnif ettiniz. Koordinasyonu sağladınız. Ve işler ne kadar yapılmış, yapılmış, yapılmamış gibi bunların denetimini gerçekleştirdiniz. Bu kontrol sürekli olarak devam eder. Okey. Hocam teknik. O personelinin çalışıp çalışamayacağım yoksa şirket açıp açamayacağım mıydı?
Bir saniye hemen soralım. Çünkü unutmadan. Ben unuttum onu hiç. Hocama danışmak için onu arıyorum ama şu an cevap vermiyor. Bana dönerse ders esnasında kendisine sorarız. Evet. Bana dönerse sorarız. Devam edelim. Evet. Hocam ne örüyorsun? Kim var? Tamam abi. Ben ders yapıyorum da sana bir soru sorayım dedim. Bir öğrencilerin bir sorusu vardı. Teknoparklarda normal devlet memurları şirket sahibi olabiliyor mu? Öyle bir 657'ye tabi herkes olabiliyor. Onu sorayım dedim. Akademik personelin sahip olduğunu biliyordum da. Evet, 657'nin hepsini kapsıyor. Tamam abi. Görüşürüz. Hoşça kal. Alo. Evet arkadaşlar. Sanırım cevabı duydunuz. Neymiş cevabımız? 657'ye tabi bütün devlet memurları Teknopark'ta yer sahibi, şirket sahibi olabiliyor. Devlet buna müsaade ediyor. Bilgisini aldım. İsterseniz bir girişimde bulunun. Zaten açıp açamadığınızı direkt anlarsınız. Teknokent, Teknopark, teknoloji geliştirme bölgeleri. Bunlar istisnai durumlar. Bu tarz yerler, şöyle kısaca özetleyeyim. Teknokent, teknoparklar AŞ olarak kurulur arkadaşlar. Devlet kurumlarına bağlı olarak herhangi bir üniversitenin. Buralar Ar-Ge yerleridir. Adres tahsis eder. Kimlere adres tahsis eder? Devlet memurlarına, girişimcilere, kamu kurumlarına, özel kurumlara, Ar-Ge yapmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen şahıslar bu noktada gelip burada bir teknopark veya teknokent şirketi kurabilir. Önemli olan Ar-Ge statüsünde şahıs şirketi veya limited artık her neyse. Zaten akademik personeller de 657'ye tabidir ama 657'nin 2547 nolu maddesine tabidir. Herkes 657'ye tabi devlet memuru netice itibariyle. Evet. Yönetmek dedik. Önce bir yönetici ihtiyacımız var. Çoğunuzun birer yöneticisi var. Yöneticilerde olması gereken vasıfları sıralayalım mı? Yöneticilerinizden hangi vasıfları bekliyorsunuz? Liyakat, karar vermeli,
Karar verebilmeli, bilgisi olmalı, iletişim becerisi yüksek, adil, empati kurabilen, yönlendiren, lider, örnek olabilen, karizmatik olabilir, olmayabilir. Tur abi, bu herkesin bildiği şey ya. Madde. Bu üniversite hocalarına da üniversite hocaları için de geçerli bu. Devlet memuru ticaret yapamaz diyor. Doğrudur. İstisna. Evet, yöneticimizden beklediğimiz olması gereken liderlik vasıfları 3 aşağı 5 yukarı hepinizin saydığı şekilde. Bir grubu idare edebilecek, onları yönlendirecek, bilgi ve gerekli donanıma sahip, süreci kontrol edebilecek, belki empati kurabilen şahıslar. Bu arada yöneticilik zordur. Yöneticiliğin zor olduğunu şuradan anlarsınız. Hiç yöneticilik yapmayanlar. İnsan belli bir yaşa ve olgunluğa erişinceye kadar kendi kendisini zor idare ve idame eder. İnsan çoğu zaman kendisini de yönetemez. Zamanı yönetemez. En basit haliyle iradesine hakim olamaz. Bir iş yapması gerekirken başka bir işe yönlenir. CEO amcalar gerçekten bazıları çok vasıflı oluyor, bazıları çok donanımlı oluyor, ufukları geniş oluyor. Ama ve lakin ben CEO sevmeyeyim. Elazığ şivesiyle oldu. Evet. Yönetici nasıl bir örgüte ihtiyaç duyar? Niçin örgüte ihtiyaç duyar? İşte bireysel olarak yapılamayan işlerde işbirliği gerekir. Bilgilerin bir araya getirilmesi ve diğer nesillere bir sonraki sürece aktarılması konusuna yardımcı olmak. Meslek kaynakları ve kalkınmanın belirleyicileri. Kimmiş bunlar? Örgütlerin özellikleriymiş. Evet, örgüt olmazsa yönetici olmaz. Ne bilgiye, ne işe, ne sürece müdahil olamaz, onları da yönetemez. Yönetim kuramları, belki bunları daha önce duymuşsunuzdur. Klasik, geleneksel, davranışsal ve modern. Gelenekselde ne vardı? Alttaki kısma bakacak olursanız iki maddeye, rutin işlerin görülmesi de insan unsurunun makinalara ek olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği. Ve biçimsel olarak örgüt yapısının oluşturulması. İlk geleneksel yaklaşım buydu.
Sonrasında aslında burada amaç en iyi örgüt ve yönetim tarzını ortaya koymak. Davranışsalda ise insan unsurlarını göz ardı etmeden onların davranışlarını da inceleyerek klasik teoriyi desteklemek için ortaya atılmış bir teori, kuram. İnsan davranışı, kişisel arası ilişkiler, iletişim, grup oluşturma, grupların davranışı, informal örgüt, algı ve tutumlar, motivasyon, önderlik, değişim ve gelişim bu konular da incelenmiş. Sosyal kısmı ve bireysel kısımlar da incelenmiş. Davranışsal yönetim kuramında. Modern yönetim kuramında ise iki temel yaklaşım var. İç ve dış çevre koşullarını dikkate alarak sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı. Sistem yaklaşımında örgüt bir sistem olarak ele alınır. Bu noktada sistemin alt bileşenleri, işte bu bileşenler arasındaki ilişki ve iç ve dış çevre arasındaki ilişkinin hepsi sistem yaklaşımında örgüt için birer parça aslında. Öyle söyleyeyim. Durumsallıkta ise örgüt içerisinde bulunduğu durum ve koşullara göre değerlendirilir. Her durum ve koşulun kendine özgü yönetim yaklaşımı, teknik ve davranış gerektiği savunulur. Yani duruma göre pozisyon alma diyelim. Bir de bu kısmı var. Sistemin olmazsa olmaz bileşenleri var. Bir de sistemin duruma göre gardını alması var. Aslında burada nitelendirilen kısımlar bunlar. Evet, yönetimin fonksiyonlarına bakalım. Neydi? İlk söylediğimiz planlamaydı. Planlama ne zaman, nerede, kim tarafından yapılacak? Bu noktada başarılı olabilmek için bir amaç, bir hedef ortaya koyarsınız. Ve bu amaçlara ulaşmak için de işlerin ve kaynakların ne şekilde yürütüleceği, ne şekilde kullanılacağını kararlaştırmak gerekir. Bu aslında planlamadır. Plan nelere cevap verirse plan halini alır. Neler yapılacak, kim yapacak, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kaynaklar kullanılacak, neden yapılacak? Bu sorulara cevap vermek lazım plan oluştururken. Planlamanın özellikleri. Planlama hangi özelliklere sahipmiş? Kapsamlı olması gerekiyormuş, sürekli olması gerekiyormuş, seçim ve tercihlerin vurgulanması gerekiyormuş, öncelikli ve burada dikkat edilmesi gereken amaca yönelik olması. Pardon. Faranjit geveze hastalığıdır. Biz hocalarda malum çenemiz çok çalıştığı için sıkça görülen bir durum. Evet. Bakalım plan türleri nelermiş? Nitelik açısından, süre açısından ve kapsam açısından. Nitelik açısından stratejik plan ve yönetsel plan olarak değişir. Süre açısından kısa, orta, uzun vadeli, kapsam açısından genel ve bölümler için planlar. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı adlarından da anlayabileceğiniz plan türleri. Stratejik plan, strateji kelimesinden gelişmeye ve büyümeyi hedef alan ve bunun için yapılması gereken değişiklikler, rin vurgulandığı planlar, yönetsel planlar bir amaca ulaşmak için bir kurumu veya bir işletmeyi denetlerken hangi faktörleri nasıl düzenleneceğine ilişkin planlar. Kısa, orta, uzun
Genel planlar tüm işletmeyi kapsar. Bölümler için planlar ise bölüm bölüm, faaliyet faaliyet ya da alt birim alt birim olarak planları ortaya koymak demek. Kullanım biçimleri, plan türleri, kullanım biçimleri açısından neymiş? Tek kullanımlı planlar, sürekli planlar. Spesifik bir iş için tasarlanmışsa tek kullanımlı, sürekli planlar ise işletmenin faaliyetlerini, düzenli faaliyetlerini öngören planlar. Teknik yapılar açısından planlar neler olabilir? Değişmez planlar, seçeneklere göre değişmez planlar, değişken planlar. Yani değişmez planda zaman ve maliyet açısından karşılaşılacak olumsuzluklar değiştirmeyi engellemekte. Cebimizde bu kadar paramız varsa plana müdahale edemiyoruz. Teknik olarak. Bunlar zaten okuduğunuzda da 3 aşağı 5 yukarı anlarsınız. Örgütleme. Örgütleme aslında organizasyon kelimesinden geliyor. Organizasyon İngilizce organize etmek. Yapılacak işlerin tanımlanması, gruplanması, işleri yapacak kişilerin, onların yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, bir arada çalışma için gerekli fiziksel ortamın hazırlanması. Yapı olarak örgüt, belirli amaçlara ulaşmak üzere birden fazla kişinin bir araya gelerek düzenli ve bütünleşik çaba gösterilen tasarımı. Örgütlemenin önemi. Şöyle düşünün, bir saatin eski analog saatleri düşün. İçerisinde dişliler olan vesaire. Dişlilerin çarkları bir ahenk içerisinde bir senkronizasyonla sürekli olarak çalışmakta. Eğer siz de işletmenizin ya da çalışma ortamınızın tıkır tıkır çalışmasını istiyorsanız iyi örgüt kurmanız gerekiyor. Örgütteki her vatandaşın yetki ve sorumlulukları net olarak vurgulanmalı. Tereddüt olmamalı. Etkin çalışmayı engelleyecek nedenleri veya sebepleri minimuma indirmeli. Verimli bir çalışma ortamı elde edilmeli. Karar verme sürecinde etkin bir yapı olmalı. Bunun haricinde hiyerarşik bir yapı olmalı. Başka kaynakları iyi kullanılması, emek, zaman, para gibi amaca yönelik olarak kaynakların iyi tahsis edilmesi. Peki bu örgütlemenin aşamaları nelermiş? Az önce ortaya koyduğumuz amaçlara binaen örgütlemede hangi aşamalar söz konusu? Planların ve amaçların incelenmesi. Faaliyetlerin belirlenmesi. Hangi faaliyetlerin amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin? Faaliyetlerin gruplandırılması. İşleri yapacak iş ve iş görenlerin niteliklerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi. Yetki ve sorumlulukların ortaya koyulması, yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi. Bunlar hiçbirinizin uzak olmadığı konular. Ancak herhalde bu kadar derli toplu hiçbiriniz böyle planlama, örgütleme yapmamışsınızdır. Evet, ilkelerine bir de bakalım. İş bölümü ve uzmanlaşma, hiyerarşik yapı, amaç birliği, emir komuta birliği, sınırlı denetim alanı, yetki ve sorumluluk denkliği, yetki devri ilkesi, istisnalarla yönetim, ayrıklık. Bu ne demek olabilir?
Ses yok. Çok ilginç. İstisnalarla yönetim ilkesi. Ayrıklık ilkesi. Bari ses verseydiniz. Ayrıklıktan kasıt nedir? Ayrık kelimesini referans alın. İstisnai durumların yönetimi, idareyi dağıtmak da idareyi parçalara bölmek. Mesela bu şöyle olabilir. Bir projeniz var. Projenizin içerisinde mekanik aksam var, elektronik aksam var ve yazılım var. Bir de pür yönetsel kısım var. Siz her bir faaliyetinize bir lider tanımlarsanız ve birbirinden bağımsız olarak hepsini yönetirseniz ve yönettirirseniz bu ayrıklık ilkesine uyar. Okey. Denge ilkesi. Verimlilik ve etkinlik ilkesi. Basitlik ilkesi, esneklik ve açıklayıcı olması, açıklama yapabilmesi gerektiğinde. Olur mu öyle şey ya bizde çok işlemesi? Osmanlı zamanından beri biz tek yöneticiye bağlıyız. Bizim geleneklerimizde bu var. Bakın, tek bir sağlam bir yöneticinin avantajı da vardır, dezavantajı da vardır. Her işletme yönetimi vesaire olsun, genelde şu şekilde tavsiye edilir. Bir tane, ne diyelim, fabrika müdürü. Fabrikanın müdürü var. Fabrikada müdürün altında çalışan başka ne müdürleri var? Üretim şefi olabilir. Ondan sonra idari bir şef olabilir. Planlama olabilir. İç ticaret için şef olabilir. Dış ticaret için şef olabilir. İşletme dedim. Bunların her birine birer tane mühendis atayabilirsiniz, değil mi? Altlarına bürolar oluşturabilirsiniz. Altlarına bürolar oluşturabilirsiniz. Ama ve lakin fabrikada bir karar alırken istişare etmek bazen çok güzel sonuçlar doğurur. Nasıl? Bir yönetim kurulu oluşturursunuz. Yönetim kuruluna bütün alt idarecileri üye yaparsınız. Kaç tane varsa. Herkes kendi açısından durumu yorumlar, mevcut durumu ortaya koyar, taleplerini ortaya koyar, yapılması gerekenler ortaya koyar ve bir kroki ortaya çıkarırsınız. Bu paraya, bu işe şu olur, şöyle olur, böyle olur. Bu daireyi böyle idare edersek böyle olur. Bu projede şunu görev verirsek böyle olur vesaire. Sonuçta 3 aşağı 5 yukarı patron da yönetim kurulu başkanı, şef veya fabrika müdürü de bu durumlardan yola çıkarak karar verir. En mantıklı genelde
Çoğu kurum ve kuruluşlarda bu yapı vardır. Bölümlere ayırma, fonksiyon. Bakın, az önce bölümlere ayırdık hatırlarsanız. Fonksiyona göre örgütleme ayırma var. Mal ve hizmet esasına göre, bir de bölge esasına göre. Coğrafi bölgelere göre alırsanız departmanlarınız olabilir. Mal ve hizmet ile ilgili departmanlarınız olabilir. Bir de fonksiyonelliğine göre departmanlarınız olabilir. Siz hangi departmanda kendinizi görüyorsunuz genelde bu noktada? Yani hiçbirimiz idareci noktasında görmediğimize göre hepimiz ameleyiz. Öyle mi oluyor? İçimizde hiç patron yok mu? Kendinin patronu olan da mı yok? O zaman dediğim doğruymuş. Hepimiz eski dilde ameleyiz. İşçiyiz. İnşallah Ferhat. Bak işte görüyorsunuz kendisinin patronu olan vatandaşlar çıkıyor. Ya. İnşallah hepinizin gönlüne göre olur. Müşteri esasına göre örgüt, zaman esasına göre örgüt, süreç veya makine esasına göre örgüt, matris örgütlenme. Ne yapıyorsunuz? Sütun ve satırlara nitelik yazıyorsunuz. Buna göre örgüt oluşturuyorsunuz. Evet, yöneltme, yönlendirme. Aslında hep önceden söylediğim şeyler ve önceden konuştuğumuz şeyler bir sonraki slaytta karşımıza çıkıyor. Bir arkadaşımız dedi ki, yönetme değil de iyi yönlendirmesi gerekiyor dedi. Burada da aynı durum. Yönetme kelimesi aslında o. Burada o açıklanmış. Yani emrinde çalışan insanların kapasitelerini bilecek, yapılarını bilecek, işletmenin amaçlarını benimseyecek ve ne yapacak? Bu amaçlar ışığında hareket edecek ya da ettirecek. Yönetmenin temel ilkeleri: amaç birliği, emir komuta birliği, güç. Bakalım kaynaklara göre güçler nasıl sınıflandırılıyormuş? Yasal güç, ödüllendirme gücü, karizmatik güç, uzmanlık gücü.
dediğimiz her kelime karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kim demişti karizmatik? Vay bey dedi. Evet. Otorite. Geleneksel otorite, karizmatik otorite, rasyonel yani yasal otorite. Üç temel otorite var. Tabi bu Weber'e göre. Otoritenin tanımı emir verme veya itaat bekleme hakkı. Güç, başkalarının davranışlarını etkileyebilme yeteneği. Yetki, üstlerin astlarına emir verebilme, davranışlarını etkileyebilme hakkı. Size bir soru sorayım. Bir şubede, bir yerde, bir departmanda çalışıyorsunuz. Ya da bazılarınızın çoluğu çocuğu var. En basit yöneticilik self yani insanın kendini idare etmesi, yönetmesi. İki, aileyi yönetmesi. Üç, işini yönetmesi şeklinde devam eder. Aileyi yönetiyorsunuz. Çocuğunuzun bir şey yapmasını istiyorsunuz, bir şey de yapmamasını istiyorsunuz. Ne şekilde onu motive edersiniz? Şimdi bakın. Karşıma gelen öğrencilerin, örgün eğitimde karşıma gelen öğrencilerin çoğu 17, 18 ve üstü yaşlarda. Özellikle son 10 yılda ve 15, 10, 10, 10 yıl diyelim, son 10 yılda karşıma çıkan bir olay var. Hatta 10 da değil, 8 falan. Teknoloji ilerledikçe bilginin kalıcılığı çok az. Aynı zamanda, bakın aynı zamanda benim çocukluğum, üniversite yıllarım, ailemin, annemin, babamın yaşadığı yıllar vesaire, bunları referans alacak olursak, onların yaşadıkları zorluklar, benim yaşadığım zorluklar ve şu anki çoluk çocuğun yaşadığı zorluklara bir bakın. Burada bir hata var arkadaşlar. Burada bir çelişki var. Biz kendi ellerimizle geleceğimizi ipotek altına alıyoruz. Niye diyeceksiniz? Almanya her zaman Almanya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Aynı şekilde devam ediyor. Tamam, herkes çoluğunu çocuğunu sever. Ancak şunu unutmayın. Evladını seven ona hiçbir şekilde kolay kazanmamayı öğretir. Hiçbir şekilde. Hiçbir şeyin kolay kazanılan, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını öğretir. Zırladıklarında her istediğini vermez. Kolay gelen kolay gider. Biz biraz ataerkil bir toplumuz, gittikçe bu azalıyor gerçi de. Biz görmedik, biz yapamadık zihniyetiyle bir tarihi, bir geleceği değiştirmek bu ülkenin altına dinamit koymaktır. Bugün bilginin, paranın, imkanların kıymetini bilmeyen çocuklar yarın
Ana babaların da kıymetini bilmeyeceklerdir. Biz topluma faydalı bireyler yetiştiremiyoruz. Öyle söyleyeyim. Ben karşıma gelen çocuklardan örnek veriyorum. 10 tane de bir tane. Yazık. Evet. Yetki, emir, liderlik. Koordinasyon, eşgüdümleme Türkçesi. Arkadaşlar, ben bir hoca olarak karşıma gelen hazır kalıplara bakıyorum ve söylenecek şey şu: kolay gelen kolay gider. Bilginin de kalıcılığı yok. Bakın, çocukların anasının babasına olan verdikleri değer minimum. Lafta. Anasına babasına kıymet veren insan, onların harcadığı zamanı, parayı, sevgiyi icraate dönüştürür. Ve kimse kimseyi suçlamasın. Adam olursak adam gibi adam yetiştiririz. Önce adam olacağız. İçimizde dürüst olacağız. Bu kadar basit. Saçlarım dökülüyor. Ne yapayım? Kiloluyum. Kendinize barışık olacaksınız arkadaşlar. Bu işler böyledir. Zaten kendi iç dünyasında sorunlar olan insanlar ne dışarıyla doğru sağlıklı iletişim kurabilir, ne de etrafına olumlu pozitif etkiler sunar. Gelgittir sürekli. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Sonra gelir sizin kurduğunuz bir fabrikayı oğlunuz değil de başka biri yönetir. Koordinasyon kısmına bakarsınız. Kontrolde de bilmediğiniz bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ha, dördüncü madde işte başarıyı değerlendirmek. Başarıyı değerlendirmek için kriterleriniz noksansız olmalı. Referanslarınız noksansız olmalı. Marifetler iltifatlara tabidir. Bu noktada marifet gösteren her çalışanı yönetici olduğunuzda ödüllendirmelisiniz. Bu motivasyonunuzu artırır. Onların da motivasyonunu artırır. İnsanların sırtına basa basa bir yerlere gelen adamlar, o insanlar alttan çekildiğinde kafa üstü çakılır. İki tip: emek, vaktini o işe harcayan, bir de başkalarının sırtına basa basa bir yerlere gelen insanlar. Başkasının sırtına basa basa bir yerlere gelen insanlar için herkes aynı. Bakın, öyle insanlar var ki akademik camiada hocaların hocalara saygısı vardır. Ama hoca olmayan biri hocaların başına gelip idarecilik yaptığında, onun için orada çalışan memur da, orada gençlere bilgi aktaran hoca da, oradaki
Temizlik işiyle uğraşan insanlar da, elektrikçisi de hepsi aynıdır. Çalışırsa çalışır, çalışmazsa yallah. Evet biliyorum. Ama ve lakin fırsatımız olmadı. Bakalım. Bitmiş zaten. Slaytlar da bitmiş. Vaktimiz olursa şöyle bir boş vaktim olsa bir motive olabilsem ben de bu tarz projeler için böyle bir organizasyon gerçekleştirmeyi istiyorum. Bakalım nasip. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. İşletmeyi yönettik. Devlet, ülke, devlet, fabrika, aile, her konuya girdik. Yönetim dedik. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Örnekler vermeye çalıştık. Umarım faydalı oluyoruz. Süremiz de geçti. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Haftaya görüşürüz inşallah. Kalın sağlıcakla.